Herkese merhaba. Bugün swap nedir? Dolarda son durum, swap'a göre ne olur? Swap olayıyla, anlaşmasıyla neler gerçekleşir? Buna göre pozisyonumuzu nasıl almalıyız? Bunlara bir tekrardan bakış yapalım istedim. Hadi hep beraber grafik üzerinde tartışalım, analizlerine bakalım. Evet, bu swap olayı nedir? İlk önce bundan bahsedeceğim. Şimdi örnek veriyorum. Siz bir para biriminin düşeceğini düşünüyorsunuz ve başka bir para biriminin yükseleceğini düşünüyorsunuz. Örneğin dolar düşecek, euronun yükseleceğini düşünüyorsunuz. Ve bir takım borçlanmak istiyorsunuz. Gidiyorsunuz, 100 birim dolar alıyorsunuz. Sonra bu doları başka bir tarafta euroya çeviriyorsunuz. Siz bu 100 doları alırken borca faiziyle aldınız. Ve bunu tekrardan geri öderken bir bakıyorsunuz dolar düşmeye başlıyor sizin tahmin ettiğiniz gibi. Euro da yükselmeye başlıyor. Siz euro aldığınız için eurodan kâr ediyorsunuz. Dolar düştüğü için oradan kâr ediyorsunuz. Gidiyorsunuz borcunuzu geri kapatıyorsunuz. Elinize para kalıyor. İşte swap'ın kısacası bu. Şimdi bizim de Türkiye birkaç ülkeyle böyle bir swap anlaşması yapacağız diye haberler çıktı. Ve tabii ki hemen piyasalar buna tepki vermeye başladı. Özellikle dolar bugün 6,80'leri gördü. Bir önceki videomda da bahsetmiştim düşüşün biraz daha devam edeceğini. Ama bu kadar derinleşeceğini, bu swap anlaşmasının bu kadar etkileyeceğini o zaman hesaba katmamıştık. Şimdi swap'la birlikte neler olabilir? Grafiği tekrardan bir inceleyelim istiyorum. Evet, şimdi grafiğimiz gördüğümüz gibi 6,80 seviyelerine kadar geldi dolar. RSI benim kullandığım indikatörlerde RSI bayağı bir aşağılara kadar geldi. Tabi bu günlük ölçekteyiz şu anda. Hemen burada şey yapmak istiyorum. Bir Fibonacci'ye soralım istiyorum. Fibonacci şurada bir asıl harekete başladığı yerden bir çekecek olursak. Evet, cuk diye de oturdu yani hakikaten. Gördüğümüz gibi dipten yukarıya çektiğimizde Fibonacci'yi şu an bizim %38,2 direnç destek seviyesinden doların tepki aldığını görüyoruz. Demek ki burada Fibonacci işliyor. Bir önceki videomda da söylemiştim. Genelde dolar %38,2'leri sever bizim ülkemizde. Maalesef hep bir artış eğiliminde. Onun için bugün bu swap anlaşmasıyla birazcık daha derinleşebilir. Bu olay belki %50'leri görürüz. Ama yine de diğer indikatörlere de bakmadan alım yapılması taraftarı değilim. Şimdi herkes tabii üşüşecek. Dolar düşüyor, hadi alalım, kaçırmayalım bu fırsatı diye. Ya daha da düşerse niye zarar edesin? Ben dipten alma taraftarıyım. Onun için daha önceden de yaptığım gibi her zaman bu indikatörlerin, aşağıda gördüğünüz indikatörlerin de bana al sinyali vermesini bekliyorum şu anda. Bunlara biraz göz atalım istedim bugün biraz da. Hani bu sinyallerde nasıl bana al sinyali geliyor, nasıl sat sinyali geliyor, onlardan fikir vereceğim. Burada kullandığım aşağıda gördüğünüz 3 tane indikatör var. Inverse Fisher Transform of Stochastic, RSI ve MACD'nin değişik bir formunu kullanıyorum. Şimdi burada şunu bir şuradan kaldıralım Fibonacci'yi. İlk önce şuraya yoğunlaşalım istiyorum. Stokastik çizgisi fiyatlar düşmeye başladığında ani bir tepkiyle böyle hızlıca aşağı doğru geliyor. Aşağı indiğinde sana aslında sat diyor. Tabii bu hiçbir zaman bu tip yatırımları yaparken sadece tek bir indikatöre bakarak yapmayın. Ben bunlara RSI ve MACD'ye de bakıyorum. Ve onlarla birlikte düşünerekten hareket ediyorum. Şimdi burada stokastik aşağı yönlü hareketini yaptığında RSI da tepedeydi zaten ve MACD'de de gördüğümüz gibi şurada yeşil kırmızıyı yukarıdan aşağı doğru kesti. Bu bende sat sinyali anlamına geliyor. Bu durumların tersi olduğunda da örnek hemen şuradan verelim. Şu bölgeye baktığımızda stokastik yukarıya doğru yöneldi. RSI dipteydi.
Ve McLean de yeşil kırmızıyı alttan kesti. Ve McLean'in burada önemli bir durumu var. Orta seviyeye hep gelme durumu var. Orta seviyeden McLean dalgaları ne kadar fazla ayrılırsa yükseliş ya da düşüş o kadar ani ve şiddetli oluyor. Yani düştüğü zaman daha çok düşüyor. Yükseleceği zaman çok yükseliyor. Bunlara da dikkat ederek tekrardan şimdi doları nereden alalım, ne yapalım ona bir bakmak istiyorum. Fibonacci'yi şimdi tekrar koyduk muydu? Şimdi %50 seviyesine kadar beklersek bu 6,66 6 TL 66 kuruşa denk geliyor doların durumu. Eğer bu seviye buraya kadar düşerse ve RSI bana dibe gelirse, MACD'de de hafif bir böyle yukarıya bir yeşilin kırmızıyı keseceği gibi bir, yani şu seviyelerde, şuradaki seviye, yani şu tarihlerde, şuradan hemen çizeyim. Şöyle bir tarihte böyle bir olay olursa, bir hafta içinde, 10 gün içinde, neyse, ben buradan alma taraftarıyım. Kendi fikrim yatırım tavsiyesi değil, tekrarlıyorum. Bu benim yatırımım. Ha, daha da RSI'ın burada biraz oynar, aşağıya gelmez, şu alt çizginin altına şurada olduğu gibi, şu bölgede olduğu gibi düşmezse alma taraftarı değilim. Tabii ki birlikte değerlendirdiğimiz için bu tip şeyleri birazcık daha insan rahatlıyor. Diyorsun ki üstteki indikatör de bana al sinyali verdi. RSI de al sinyali verdi, MACD'de de al sinyali verdi, Fibonacci'de de tam böyle çizginin üzerinde bu, ben alayım diyorsun. Bu tarz şeyler oluyor. Şimdi bu anlaşmanın büyüklüğüne bağlı, swap anlaşmasının Türkiye'deki büyüklüğüne bağlı. Giderler böyle 100 milyar dolarlık böyle yüksek bir anlaşma olursa tabii bunların piyasalarda çok büyük dalgalanma etkisi olacak. Yalnız unutmayın ki dalgalanma diyorum. Bu düşüş ya da yükseliş anlamına, yani şu olacak bu olacak diyemiyoruz. Bugün mesela ufak bir muhabbetten dolayı dalgalandı, olan dolara oldu. Doları olanlar şu anda zarar etmiş oldu. Yani bunlara dikkat etmek lazım. Yine haberleri takip etmek lazım. Grafikten ayrılmamak lazım. Grafik al derse bir miktar almak lazım. Bütün paranızı burada tek bir şeye yatırmayın. Mümkünse bölün, TL'de de paranız kalsın, dolara da bölün, altın alın. Böylelikle zararınızı minimuma indirmiş olursunuz bu tip dalgalı dönemlerde. Şimdi teşekkür ediyorum, kendinize iyi bakın diyorum, beğenip abone olmayı unutmayın diyorum. Herkese iyi akşamlar, sağlıcakla kalın.